Parti meclisimizin değerli üyeleri, büyük bir olasılıkla kurultay öncesi yaptığımız son parti meclisi olacak. Olağanüstü bir durum çıkarsa parti meclisini tekrar yeniden toplarız. Gerek miting meydanlarında, gerek grupta yaptığım konuşmalarda ısrarla bir konuyu hep vurguladım. Bir devlet nasıl yönetilir diye. Devlet yönetiminin ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Devletin akılla, bilgiyle, birikimle, hukukla yönetilmesi gerektiğinin altını hep özenle çizdim. Devleti kendi kişisel ihballerinizle yönetirseniz ülkeyi kaosa sürüklersiniz. Gerek tarihe bakın, gerek geleceğe bakın. Bütün bilginler devlet yöneticilerine hep bunu öğütlemişlerdir. Devleti bilgiyle, akılla yönetin diye. Bu çizgiden uzaklaştığınız zaman bir toplumu kaosa sürüklersiniz. Devlet yönetiminde elbette yani iktidarlar, devleti yöneten iktidarlar elbette hata da yapabilirler. İç politikada yapılan hataların bedelini toplumun bir kesimi ödeyebilir. Tarım politikasında hata yapmışsınızdır, çiftçiler bedel ödemiştir. Emek politikası ile ilgili hata yapmışsınızdır, taşeron işçiler bedelini ödemiştir. Ama dış politika ile ilgili bir hata yaparsanız bunun bedelini bütün Türkiye öder. Yani ülkenin tamamı öder. Ve bir özelliği daha vardır. Dış politikadaki hata sadece bugünkü kuşaklara değil, gelecek kuşaklara da yansır. O nedenledir ki dış politika asla iç politikanın malzemesi haline dönüştürülmez. Ve dış politikanın bir diğer özelliği, dış politika ulusal çıkarlar üzerine inşa edilmek zorundadır. Yani Türkiye içinde farklı görüşleri olan siyasal partiler dış politikada birlik oluştururlar. Dış politikanın temel özellikleri bunlardır. Kuşkusuz dengelerin iyi korunması, dostlukların iyi korunması, çıkarların iyi korunması dış politikanın ana ögelerinden biridir. Değerli arkadaşlarım, Suriye politikasının Türkiye açısından ortaya çıkardığı tablo iç açıcı bir tablo değil. Ta en baştan beri Suriye politikasının yanlışlığını ısrarla ama ısrarla vurguladık. Siz yanlış yapıyorsunuz. Mezhep endeksli dış politika olmaz. Bunu yaparsanız bu doğru değildir dedik. Siz Esadçısınız dediler. Yanlış bir politika izliyorsunuz. Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklemeyin dedik. Siz Bağızçısınız dediler. Oysa biz dış politikaya hiçbir zaman bir partinin ekseninden bakmadık. CHP'nin dış politikası diye bir kavramı özellikle hiç kullanmadık. Hep Türkiye'nin dış politikasından söz ettik. Türkiye'nin dış politikasının yanlışlığından söz ettik. Ve ısrarla hep bunu vurguladık. Değerli arkadaşlarım, 24 Ağustos 2012. Bu tarihi bütün yurttaşlarımın bilmesini isterim. Grup toplantılarında, parti meclisinde, miting meydanlarında bu hataları sayarken sadece söylemekle yetinmedik. Bu tarihte 24 Ağustos 2012'de dönemin başbakanına bir mektup gönderdim Suriye politikası konusunda. Ve değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bizi hep şöyle eleştirirlerdi. CHP hep eleştirir, hep tenkit eder
ama hiçbir zaman çözüm önermez. Bu mektupta değerli arkadaşlarım, çözümümüz de var. Suriye'de nasıl bir politika izlememiz gerektiği burada anlatılmış durumda. Bakın bu mektubun birinci sayfasını, birinci sayfasından bir cümleyi okuyorum size değerli arkadaşlarım. 24 Ağustos 2012. Suriye'deki şiddet ve çatışmaların durdurulmaması halinde ülkenin parçalanması, iç savaş boyutlarının genişleyerek bölgesel ve uluslararası bir itilafa dönüşmesi de dışlanamayacak bir olasılıktır demişiz. Bizim öngörümüz bu ve bugün üzülerek söylüyorum gerçekleşti. Biz devleti yönetmiyoruz bakın. Bizim emrimizde Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, bizim emrimizde büyükelçiler yok. Ama biz aklımızı kullanıyoruz. Biz dünya dengelerini okuyoruz. Biz Orta Doğu'nun ne olduğunu biliyoruz. Sadece bugününü değil, tarihini de çok iyi biliyoruz. Ama siz ülkeyi yönetiyorsunuz. Bırakın Türkiye'nin gerçeğini, dünyanın gerçeğini. Bırakın Orta Doğu'nun gerçeğini. Suriye'nin gerçeğini dahi bilmiyorsunuz. Bunun ekinde, bu mektubun ekinde arkadaşlarım, 3 sayfalık Cumhuriyet Halk Partisi Suriye çözüm önerisi var. Hem gerekçesi hem yol haritası tek tek sıralanmış. Türkiye'de toplanacak bir uluslararası Suriye konferansının hangi gündemle toplanması gerektiği burada açıklanmış. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün oturumlarında neler konuşulmalı burada anlatılmış. Değerli arkadaşlarım, biz bunu yaptık ve gönderdik. Niçin gönderdik? Ülkemizi sevdiğimiz için. Ülkemizin çıkarları için gönderdik. Dikkat edin dedik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Orta Doğu bataklığına saplanan bir Türkiye o bataklıktan bedel ödemeden kurtulamaz dedik. Hayır dediler. Biz bildiğimizi okuruz. Biz her şeyi en iyi biz biliriz dediler. Değerli arkadaşlarım, ben bu mektubu gönderdim. Arkasından dönemin başbakanı daha sonraki bir tarihte Suriye politikamızı eleştirdi. Bizim Suriye ile yönelik onlara gönderdiğimiz mektubu eleştirdi ve kendi önerilerini de saydı. Neler yapacaklarını da söyledi. 5 Eylül 2012. Sayın Erdoğan konuşuyor. CHP yarın Şam'a gidecek, yüz bulamayacak, göreceksiniz diyor. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. 12-15, 1900-2012-2015. Buyurun gidin bakalım, gidebildiniz mi? O günde yakın. İnşallah Selahattin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak. Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız. Bilal-i Habeşi'nin, İbni Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu istasyonunda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz. Bu başka bir ülkenin toprakları için kullanılan cümleler arkadaşlar. Biz ne söylüyoruz, onlar ne söylüyorlar? Peki değerli arkadaşlarım, bunlar oldu da ne oldu? Bizim söylediklerimize uymadılar. Kendi söylediklerini yaptılar. Ne oldu? Biz hani diyorduk ya, Suriye'ye gideceğiz. Şam'a kadar gideceğiz. Gittik mi? Hayır. Ne oldu? 2,5 milyon Suriyeli geldi Türkiye'ye. Hedefe bakar mısınız arkadaşlar? 180 derece birbirine zıt bir gerçekleşme. Sen Şam'a gidecekken 2,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. Nasıl bir öngörüdür? Nasıl bir devlet yönetimidir? Nasıl bir akıl dışılıktır arkadaşlar? Bu tabloyu sağduyusu olan, aklı olan her yurttaşımın değerlendirmesini isterim. Süleyman Şah Türbesi.
Gidecektik ya Bilal-i Habeşi'ye. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldık. Öngörüye bakın siz. Hedeflere bakın. İlkelere bakın siz değerli arkadaşlarım. Musul Başkonsolosluğumuz basıldı. 49 kişi rehine alındı. Rehine alanlar IŞİD, IŞİD terör örgütü ama IŞİD demekten korkuyorlar. IŞİD'e terör örgütü demekten korkuyorlar. Şu öngörüye bakın, şu hedeflere bakın, şu ilkelere bakın, şu devlet yönetimindeki anlayışa bakın. Niğde'de, Suruç'ta, Ankara'nın göbeğinde terör estirdiler. Niye biz boşuna mı diyorduk size? Orta Doğu bataklığına Türkiye'yi sokmayın diye. Sonuçta ne oldu? Türkiye terör ithal eden ülke konumuna geldi. Yazık günah değil mi bu ülkeye? Bir devlet böyle mi yönetilir? Bir ülke böyle mi yönetilir? Görkemli tarihi olan, Orta Doğu'nun neyi, ne olduğunu en iyi bilmesi gereken bir Türkiye böyle mi yönetilir? Kişisel hırslarla ayağa kalkıp bir ülke mi yöneteceksiniz siz? Bu da yetmedi değerli arkadaşlarım. Tırlarla silah gönderdiler. Silah göndermeyin dedik. Komşuya silah gönderirseniz Müslümanı Müslümana kırdırırsınız. Yapmayın etmeyin dedik bunu. Biz silah göndermiyoruz dediler. İnsani yardım gönderiyoruz dediler. Sonunda belgeler çıktı. Videolar çıktı. Silah gönderilmiş. Bakın değerli arkadaşlarım. O da ciddi bir dramdır aslında. Onun üzerinde de bizim durmamız gerekiyor. Sayın Davutoğlu'nun yaptığı açıklama var. Rus uçağının düşürülmesi üzerine. MİT tırlarına operasyon yapanlar bu katliamdan sorumludurlar diyor. Yani biz silah gönderiyorduk, izin vermediler, oysa o silahların tamamı gitti. İzin vermediler ve sorumlular. İtiraf ediyor. Devlet yönetiminde vatandaşa yalan söylemek var mıdır? Acaba o yalanları söylerken hiç mi vicdanınız sızlamadı sizin? Aynı kabinede bir bakan, aynı kabinede Davutoğlu başbakan, o da bakan. Şimdi onun söylediklerine bakalım. Ne söylüyor? Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum diyor Sayın Tuğrul Türkeş. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum diyor. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Evet. Vallahi de ve billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyorum diyor. Bilerek söylüyorum. İddia ile söylüyorum. Bizim o bölgeyle irtibatımız var. Bayır bucak Türkmenleriyle, Halep'tekilerle irtibatımız var diyor. O silahlar oraya gitmedi. O silahlar nereye gitti? Evet, o silahlar nereye gitti? Bu sorunun cevabını hep beraber bekliyoruz. Nereye gitti o silahlar? Bütün bunlar hangi gerekçeye dayandırıldı? O da çok ilginç. Suriye'de demokrasi yok. Ya sen kendi ülkene demokrasiyi getirdin mi ki Suriye'deki demokrasiyle uğraşıyorsun? Önce kendi ülkene bir demokrasiyi getir. Maliyeti ne oldu Suriye'ye maliyeti değerli arkadaşlarım? 18 Aralık 2011, 21 Haziran 2015. Suriye'de ölen insan sayısı 250 bin. 250 bin kişi iç savaşta hayatını kaybetti. Bunun 69.123'ü sivil arkadaşlar, masum insanlar. 10.901'i çocuk. 7.001'i de kadın. Kadınlara, bu masum insanlara, çocuklara yazık günah değil mi? Kimin elleri kanlı? Bunun hesabını sormak zorundayız. Kimin elleri kanlı?
Kim yaptı? Kim ortaya koydu bu tabloyu? Az önce gönderdiğim mektuptan bir bölüm okumuştum. 2012'de dönemin başbakanına gönderdiğim mektuptan bir bölüm okumuştum. Eğer bu iş böyle devam ederse olay uluslararası boyuta ulaşabilir diye. Şimdi Suriye'de kim var? Amerika var, Rusya var, İran var, Fransa var. En son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar aldı. İsteyen herkes artık oraya gidebilecek. Türkiye nerede? Biz onlara zamanında dedik ki, gelin şu Türkiye'de bir uluslararası Suriye konferansı toplayın. Suriye sorunların, eğer Suriye'nin sorunları varsa, Orta Doğu'da bir sorun varsa, sorunun çözümünde adres Türkiye olsun dedik. Bunu niçin söyledik? Kendi ülkemizin çıkarları için söyledik. Orta Doğu'da sorun çıktığında, bu sorunu ancak Türkiye çözer algısının yerleşmesini istedik. Kendi insanımız için, bölgenin çıkarları için, ülkemizin çıkarları için istedik bunu. Hayır dediler. Bizim önerimizi onlar kabul etmedi. Rusya aynı öneriyi yaptı ve bizimkiler Cenevre'ye bir anaya gittiler. E niye gittiniz o zaman? Biz öneri yapınca kabul etmiyorsunuz da diğerleri öneri yapınca neden koşa koşa gittiniz? Çünkü iplerin elinizden çıktığını gördünüz ve gördüler. Değerli arkadaşlarım, bir gerçek var. Türkiye'nin Suriye politikası tamamen çökmüştür. Suriye'nin toprak bütünlüğü, federatif bir yapıya doğru Suriye süratle koşmaktadır. Esassız çözüm tamamen çökmüştür. Neleri öngörüyorlardı, nelerle karşılaştılar. Ve bu süreçte en büyük zararı oradaki Türkmenler gördü. En büyük zararı görenler Türkmenler. Bakın Türkmen tablosu ile ilgili bir bilgi sunayım size değerli parti meclisimizin üyeleri. Tel Abyad bölgesindeki Türkmenler tümüyle PYD'nin kontrolünde. Cerablus Mare hattındaki Türkmenler IŞİD'in kontrolünde. İblit bölgesindeki Türkmenler muhaliflerin kontrolünde. Humus ve Hama'daki Türkmenler Esad rejiminin kontrolünde. Türkmenlerin kendi kontrolünde olduğu sadece Bayır bölgesi var. Oradaki yerleşik Türkmen nüfus 15-20 bin kadar. 3-3,5 milyon Türkmen'den söz ediyoruz değerli arkadaşlarım. Faturayı ödeyenler yine bizim soydaşlarımız. Yazık günah değil mi? Değerli arkadaşlarım, Suriye politikasındaki yanlışlıklar zinciri devam ediyor. Ama bir şeyin de altını özenle çizmek isterim. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye kendi sınırlarının ihlaline izin vermez. Vermemelidir. Kendi ülkesinin çıkarlarını korumalıdır. Bir başka ülke, Türkiye bir şey demez ya da bir şey yapmaz diye bizim sınırlarımızı, toprak bütünlüğümüzü ihlal etmemelidir. Herkes bu konuda dikkatli olmalıdır. Rusya ile köklü ilişkilerimiz var. Tarihten gelen ilişkilerimiz de var. Bugün de köklü ilişkilerimiz var. Biz nasıl kendi ülkemizin yöneticilerine sağduyu öneriyorsak, Rusya'nın yöneticilerine de sağduyu öneriyoruz. Kin ve öfkeyle ilişkiler yürümez. Sağduyuyla yürür ilişkiler. Oturup iki ülkede öz eleştirisini yapabilmeli. Kavga iki ülkeye de zarar verir. Bölgenin de Türkiye'nin de Rusya'nın da savaşa tahammülü yoktur. Tam tersine, ülkeler el ele verip Suriye sorununu çözmek zorundadırlar. Bu
Bunu çözdüğümüz andan itibaren bölge de rahatlayacaktır, dünya da rahatlayacaktır. Orta Doğu'nun kaynaması, daha doğrusu kaynayan bir Orta Doğu bütün dünyayı etkiliyor. Fransa'ya bakın, Belçika'ya bakın, Almanya'ya bakın, Türkiye'ye bakın. Bütün bu tablo hep Orta Doğu'dan gelenlerle, Orta Doğu'dan ortaya çıkan terörle başka bir sürece evriliyor. Korkunun egemen olduğu bir sürece evriliyor. O nedenle hepimizin çok dikkatli olması gerekir ve bu konuda daha tutarlı olmamız gerekir. Dün bir tabloyu daha bilgilerinize sunmak isterim. Devlet yönetiminde bilim ve akıl gerekir ama aynı zamanda tutarlılık da gerekir. İki başlı devlet yönetimi olmaz. Düşürülen bir uçak dolayısıyla arka arkaya açıklamalar yapılıyor. Biri diğerini yalanlayan açıklamalar, tutarsız açıklamalar. Nereden? Kaçaksaray'dan yapılıyor. Bir bekle kardeşim ya, bir bekle ya. Açıklama yapıyorsun, 10 dakika sonra onu düzeltiyorsun. Ya devlet böyle mi yönetilir? Bir bekle ya, bu ülkenin bir başbakanı var. Bir genelkurmay başkanı var. Var, bekle bir önce onlar bir açıklama yapsınlar. Bir cümleyi burada kullanmıştım ve çok alınmışlardı. Her şeye maydanoz olan kişi cumhurbaşkanlığı yapamaz diye. Yapmamalıdır. Böyle bir şey olamaz. Devlet belli bir tutarlılık içinde yönetilir. Açıklama yapıyorsunuz, 10 dakika sonra düzeltiyorsunuz açıklamanızı. Neden? Türkiye'nin iyi yönetilmediğini artık bütün dünya biliyor. Bütün dünya biliyor. Bütün vatandaşlarımın da bilmesini isterim. Böyle bir yönetim Türkiye'ye felaket getirir, bölgeye de felaket getirir. Sağduyu çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunuyoruz. Bölgede taraf olan devletlerin sağduyuyla hareket etmesin, başka ülkelerin sınırlarına tecavüz etmemesin, uyarıları dikkate alması gerektiği konusunda da duyarlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ülkelerin barışması, kaynaşması, dünyaya barışın gelmesi açısından çok ama çok önemlidir. Biz bunu savunuyoruz. Suriye'de geldiğimiz nokta, herkesin kazandığı ama Türkiye'nin kaybettiği bir noktadır. Üzülerek söylüyorum. Herkesin kazandığı ama Türkiye'nin kaybettiği bir noktadır. En ağır bedeli de Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz ödüyor. En ağır bedeli. Plansız, programsız. Dünya dengelerini okumadan. Ben her şeyi bilirim, ben her şeyi yaparım. Ben dünyanın merkezindeki adamım diye yola çıkarsanız, bir dönem kullanmıştım. Orta Doğu'nun şamar oğlanı haline gelirsiniz. Sizi kapıda bekletirler. Altını özenle çizerek yine söylüyorum. En büyük endişem Suriye sorununun çözümünde PYD masaya oturacak, Türkmenler de acaba masaya oturacak mı? Bu gerçeğin altını bütün millete havale ediyorum. Geldiğimiz noktayı, trajik noktayı kamuoyuna sunmak açısından. Peki bu tabloyu kim yarattı? Bu tabloyu kim yarattı? Sınırımızı ihlal etti diye Rusya'nın uçağını düşürdük. Peki bu tabloyu kim yarattı? Bu tablonun asıl sorumlusu kim?
Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürükleyen kim? IŞİD terörünü Türkiye'ye ithal edenler kimler? Bu soruların cevaplarını her vatandaşın vicdanında kendisine sorsun. Her vatandaşım vicdanında kendisine sorsun. Oluk okul oluk Müslüman kanı akıyor Orta Doğu coğrafyasında. Her vatandaşım bu soruyu kendisine sorsun, vicdanında sorsun. Mezhep endeksli, kimlik endeksli bir politikanın Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Orta Doğu neden yıllardır bir türlü düzelmiyor? Bu politikalar yüzünden. Biz o politikalardan ayrışmıştık, şimdi o politikaların bir parçası haline dönüştük. Sorunumuz da burada. Ama baştan söyledim, Türkiye güçlü ülkedir. Sorunlarını çözme kapasitesine sahiptir. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemeyiz. Herkes bütün bu gerçekleri düşünerek kendi vicdanında ve gönlünde yol haritasını yeniden belirlemelidir. Hepinize teşekkür ediyorum değerli parti meclis üyelerimiz.